Kazakistan'a gideceğiz. Şimdi Kiev'de yaşayan Kazakistan vatandaşları tahliyeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var. Notlarıyla Caner Salvay Nur Sultan'dan karşımızda sevgili seyirciler. Evet, Coşkun Özen, Kiev'de bulunan Kazakistan vatandaşları tahliye hazırlanıyor. Kazakistan Dişleri Bakanlığı bugün ve yarın Ukrayna'daki vatandaşlar için özel tahliye uçuşlarının yapacağını açıkladı. 25-26 Şubat tarihlerinde Kazakistan'ın Air Hava Yolu Kazakistan vatandaşları için uçuşlarını gerçekleştirecek. Uçuşlar Polonya'nın Katowice şehrinden yapılacak. Kazakistan vatandaşlarına Ukrayna-Polonya sınırından havalimanına vizesiz yeşil koridor sağlandı. Vatandaşların mümkünse Lvov şehrine gelmeleri rica edildi ve şu anda Ukrayna'da yaklaşık 1500 Kazak vatandaşının bulunduğu açıklandı. Aynı zamanda Kazakistan'ın Kiev Büyükelçiliği vatandaşlara çağrı yaptı. Büyükelçilik Ukrayna'daki zor trafik durum nedeniyle Kazakistan vatandaşlarının a, Büyükelçilik ve Fahri Konsolosluklar ile iletişime geçmelerini rica etti. Aynı zamanda yerel yetkililerin talimatlarına uymak ve önceden yiyecek su stoklarını oluşturma ə, tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Ukrayna'daki olaylarla ilgili Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Başbakan Alihan Sımayılov'u kabul etti. Görüşme sırasında Kasım Jomart Tokayev, Ukrayna'da meydana gelen olayların olumsuz etkisini önlemek için alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Başbakan Sımayılov, Merkez Bankası ile yapan ortak çalışmalarını değerlendirdi. Devlet Başkanı, uluslararası arenadaki son olaylar ışığında ekonominin kalkınmasına yönelik kriz karşıda planın ana nokta larını öğrendi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Kazakistan'da ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Kazakistan'la ilişkilerimize her alanda geliştirme irademizi teyit ettik ifadelerini kullandı. Kazak lider Tokayev de Türk ile yapılan ortak projeleri her zaman desteklediğini açıkladı. Aynı zamanda önümüzdeki hafta Nur Sultan'da yapılması gereken Kazak-Türk hükümetler arası ticaret ve ekonomi işbirliği komisyonunun 12. oturumunun işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını da açıkladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Tokayev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sözlerine ve Ocak olaylarla ilgili taziyelerini iletti. Ziyaret kapsamında ayrıca Kazak mevkidaşı Muhtar Tülüverdi ile stratejik planlama grubu toplantısına katıldı. Görüşmede 2022 yılında Cumhurbaşkanları düzeyinde yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısının hazırlıkları görüşüldü. Görüşmeler sonrası bakanlar ortak bildiri yayınladı. Bildiride ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak konusundaki ortak çalışmalarda hazır oldukları yinelendi. Aynı zamanda 2 Mart tarihinde Türkiye ve Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümüne kutlanacağı da belirtildi. Aynı zamanda Türk Devleti Teşkilatı dönem başkanlığı yürüten Çavuşoğlu, 2 arasındaki çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesine dikkat çekti. Aynı zamanda Kazakistan'ın Ulusal Haber Ajansına özel röportaj verdi ve bu ziyaretinin amacını açıkladı. Çavuşoğlu Ocak olayları sonrası dayanışma duygularını bizzat ifade etmek için Kazakistan'a geldiğini belirtti ve görüşmelere ilişkin Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'a destek ve dayanışmasını teyit ettik açıklamasını yaptı diyelim. Ve sözü tekrarsız bırakalım arsal Vay Kazakistan'dan aktardı işte ülke gündeminden